Eskiye göre biraz indi ama yüksek o. Şeyin yukarı çapmak mı? Aşağı yolda YouTube dedi mi efendim? Yani, evet. Nazik o. Önce kaçıraydı. Bu profesyondan yeni anlaştık. Bir yerlerini sıkıntı kaldı mı herhalde? Kırmızıya düştü. Kırmızıya düştü. Yukarı sıkıntıya düştü. Örneğin Balkaya beyaz benimiz 38'di. Daha çok 8'miş şeyden önce. 38'den 45'e mi çıkıyor? Hangisi? Kadir Önderim'den önce. 39'dan 45'e çıktı. 38'den 45'e çıktı. Bir kere. Niye öyle oldu? Bu 30'du. Kaç gün önce oldu? 43'tü. 10 gün 15. Aynen onun için kaç lira çıktı? Şu anda 43 lira çıktı. Önce artan süre düşürmek çok mantıklı bir şey değil. Evet. İlk girişte baktığımız yerler, mesela ayın 11'inde 43 liraya satılırken, ayın 14'ünde tekrar 50 liraya çıkmış, sonra onun üzerinden 45'e tek düşmüş tekrar. Yani indirim lehali 45 olmuş. Önce kaçmış? 43. 43, ayın 11'inde. Mesela. Başkanım, bu birinci aydan itibaren birinci fiyat değişim itibaren hikayesi. Tamam. Şimdi ayın 14'ünde ki önceki değişim 50 lira, yani 47 lira, sonra 50 lira olmuş, %10 fiyat düşünce 45 lira olmuş. Yani başkanım 47 iken 50'ye çıkmış, sonra tekrar 45 oldu. Hayır, öyle değil. Şimdi buradaki değişim tarihleri burada. Arkadaş, çizelge değil. Buradaki şimdi vatandaş aldı bu ürünü. Son kullanma tarihine bakmadı. Gitti, doğru, yedi. Zehirlendi. Doğru başkanım. Zarar gördü. Ne olacak? Yani bu gözden kaçmış demekle ifade edilecek bir şey değil. Gözden kaçmayacak. Bu gözden kaçmamalı. Kesinlikle gözden kaçmamalı. Bununla ilgili işlem yapalım. Anlaşıldı başkanım. Diğerlerinde hepsini kontrol edin. Anlaşıldı. Son kullanma tarihi. Bir sefer geçen varsa hepsini işlemeyeceğiz. Anlaşıldı. Evet. Eski fiyatlar, yeni fiyatlar çarpılı şekilde üzerlerinde yazıyor. Yani şu şekilde. Orada yazması yetmez bize. Yani normalde fiyatlıyken indirimden sonraki fiyat. Şunu 37 de yazabilirsin. 38 de yazabilirsin. Hı hı. Bunun 36 olduğunu bizim test etmemiz lazım. Dolayısıyla o tarihte kestiğiniz fişleri bir çıkarın. Tamam. O tarihte gerçekten 36'ya mı satıyordunuz? Onu bir görelim. Çay bir süt almış. Başta bir de yumurta mı aradın? Çay. Son kullanma tarihlerine dikkat ediyor musunuz? Tabii. Biz de günlük kontrolleri yaptık. Kaç gün önceden kaldırıyorsunuz? Son kullanma tarihi. Bir gün öncesinden kaldırıyoruz. Bir gün önce. Evet. Yani son kullanma tarihi 17 ise, yani bugünse 17 ise 16'sında kaldırılır. Kesin kaldırmış olursunuz. 17, 16, aynen.
Peki şunu sor, kullanma tarihi kaç? Mesela veririm bu. 17. Yani kaldırmamışsın. İşte bugün o kalkacak. Zaten hayır, bir gün önce kaldı. Sabah biliyorsun. Açılış saatleri bizim bu saatler. Şimdi defterde yazılı olur. Belli ürünlerin listesi olur. Oradan da bak, onlar kaldırır. Bak az önce ne dedin? Bir gün önceden kaldırıyorum dedim. Doğru. Aslında... Ama bak bunu bir gün önce kaldırmamışsın. Bunu dün kaldırmış olman gerekiyor. Doğru. Yani burada gözden kaçmıştır başkanım. Nasıl oluyor hep gözden kaçıyor? Sizin gözden kaçırdığınız şey başkasının sağlığıyla oynayabilir mi? Doğru, haklısınız. Bu gözden kaçacak bir şey değil. Doğru. Buna dikkat etmemiz lazım. Bak bu da son. Bugün son. Bu da gözden kaçmış. Şimdi nerede? Evet. Bu son kullanma tarihi kaç? Tamam. 15. 15.02. Buradan kaçın. 17'si. 2 gün geçmiş. Evet. Hani 3 gün önce kaldırıyordunuz. Önceden. Bu da gözden kaçmış. Tamam, tamam, sıkıntı yok. Bunlar gözden kaçmıyor. Sizin gözden kaçırdığınız her şey vatandaşın sağlığını zarar ediyor. O zaman al bunu. Hemen şunu işlemi yap. Bütün ürünlerin hepsini bir gözden geçirin. Son kullanma tarihi geçmiş. Ne kadar ürün varsa hepsini işlem yapıyor. Tamam, teşekkür ediyorum. Ben hepsini tek tek kontrol edin. Öyle bir sistem kuracaksınız ki son kullanma tarihi gelen şu kadar ürün var. 2 gün önceden, 3 gün önceden sizin sistem yıkar. Artık herkes her şeyi bilgisayara döndürür. Her şey sistem üzerinden takip edilebiliyor. Öyle değil mi? Doğru. Kontrolün zor değil. Ama son kullanma tarihi geçmiş ürün en üstte konulmuş. Sanki bilerek. Onu alsın gitsin. Alttakinin tarihi geçmemiş. Onun kastı olmaz ama gözden kaçmıştır. Yani. Gözden kaçmıyor. Şimdiki fiyatlar, şimdiki fiyatlar alabilirsiniz. Tamam. Sizin alış fiyatınız başkanım. Tamam, kaç liradan aldın? 407 nokta yani 41 liraya geliyor. Ben şimdi bakayım. Bak şöyle yapacağız. Bu 31 bir ya, 28.1'de 47'ye satıyormuş. 50'ye çıkarmış. Neden çıkardı bunu? Şimdi şu diyecek ki şu anda bunu pahalı aldım, onun için fiyat arttırdı. Bir de şu, bundan bir önceki faturaya bakalım. Birinci ayın, eğer, ürünler önceki evet, fatura. Yani şu 28.1'den önceki tarihe bak. Eğer ikisinde de aynı fiyattan almışsa, o zaman şu zammı kafadan yapmış oluyor. Anladım başkanım. Tamam mı? 47'den 50'ye niye çıkardın o zaman? Aynı fiyattan alıyorsun. Niye zam yapıyorsun? Anladın mı? Anladım başkanım. Onu bir karşılaştıralım. Şundan bir önceki fatura tamam, bir öncekini istiyorum. Ne yapıyorsun? Uğraşıyoruz. Ne yaptın? Kadimin dilimini yansıttın mı fiyatı? Evet. Ne kadar yaptın? Kaç liraydı, kaç lira oldu? Hayır. Mesela 110 liraydı, 90 lira. Kuzu but. %20 mi indirim yaptın? Valla gidersin, bilmiyorum da şey bu. Bunu ne zaman aldın bu eti? Evet. Bunu bir inceleyin bakalım. Bir çıkar onu bakayım. Bunun rengi gitmiş. Açıda kaldı hiç o. Şey he? Açıda kaldı hiç. Yüzünde vurma yapıyor. Efendim sıkıntımız yok yani. Bir bakın ah bir işte. Sen de şu yazar listeden fişleri bir kontrol edelim. Anlaşıldı. 11'inde kaça satıyor fiyatı? Anlaşıldı. Kadim indirimden önceki ve sonraki arasındaki anlaşıldı. Fiyat farklarını bir görelim. Anlaşıldı başkanım. Yok. Aslında suçluk üretemezler başkanım. Bak. Etin sıkıntı yok başkanım. Etin saklanma koşulları uygun değil başkanım. Yani büyük ihtimalle. Çünkü kurallarına saklanmasında kararlı olmuyor. Neden kararlı? Yüzüyor, yüzü açık olmuyor. Şimdi başkanım ben size acil atıyorum. Koşular hava vuruyor. Koku var mı? Bir bak koku. Çok hafif başkanım. Var mı koku? Bu et vasfını kaybetmiyor. Evet. Saklama koşullarına uygun koşullarda saklamadığı için bu duruma gelmiş başkanım. Tamam. Alın. Ne yaptınız? Fiyatları indirdiniz mi? İndirdik başkanım. Ne kadar indirdiniz? %7 olarak KDV'de indirdik. Evet. Temel gıdada. Bugün tekrar bir indirim geldi. Yine onları da değiştirdik. Tekrar geldi. Yani yine bir indirim geldi üstüne. Nereden geliyor? Etiket olarak. Merkezden mi geliyor? Merkezden bize etiket geliyor. Biz de onu değiştiriyoruz. Anladım. O zaman şöyle bir karşılaştırma yapalım. Bugünkü fiyatla şeyin 11. Arasını, evet. Kadim indirimden önceki tarihi bir kıyaslama yapalım.
Bir fişleri çıkarın arkadaşlar. 11'inde satmış olduğumuz ürünlerden bazen çıkarsanız bu arkadaşlar. Var mıdır yok mu? Kaç ürünü bir karşılaştırın bakalım. Mesela ayran, iğne, 82. Biraz daha mesela şey ürünler, tadını bildiğin işte çaydır, şekerdir mesela yumurtadır, öyle ürünlere bakalım. Evet. Daha da yoğunluğumuz. Özellikle vatandaşlarımızın alışverişlerini hem güvenli bir şekilde yapabilmesi hem de fiyat kontrolü açısından Şahin Belediyesi olarak 7/24 zabıta denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın temel gıda ürünlerinde KDV'yi %8'den 1'e indirmesiyle %7'lik fiyatlarda bir düşüş olması gerekiyordu. Bunların firmalar tarafından, marketler tarafından uygulanıp uygulanmadığını yerinde denetlemek amacıyla zabıta ekiplerimizle aralıksız bir şekilde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Yaptığımız denetimlerde 14 Şubat'tan önceki satılan ürünün fişini kontrol ederek, bugünkü fişle karşılaştırmasını yaparak arada gerçekten fiyat indirimi yapıp yapmadığını kontrol ediyoruz. Çünkü başka türlü bunun anlaşılması mümkün değil. Şu anda bütün ürünlerde, temel gıda ürünlerinde, marketlerde zabıta ekiplerimiz bu araştırmayı yapıyorlar ve bulduğumuz tespitlerle ilgili gerekli işlemleri yapıyoruz. Ayrıca bu vesileyle yine marketlerde satılan, son kullanma tarihi geçen ürün var mı yok mu bunların da denetimini yapıyoruz. Az önce yapmış olduğunuz denetimlerde bazı son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığını gördük ve bunlarla ilgili gerekli yasal işlemlere başladık. Vatandaşımız müşteri olsun, biz gerek marketler gerek gıda ürünü satan diğer iş yerleri zabıta ekiplerimiz tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyin önünde gelir. Son kullanma tarihinden 7 gün önce kalkması lazım. 7 gün önce. Evet. Kesin değil mi bu? Kesin. Herhangi bir kontrol ediyorsun. Kontrol ediyoruz. Senden mi kontrol bu. Arkasında mesela tarihi yazıyor. Ürünün etiketinde de başkanım mesela burada 7 gün önce kalkması gerektiğini zaten bildiriyor. Bildiriyor. Her üründe yazıyor. Peki. Ben şimdi size bir soru soracağım. Bunun son kullanma tarihi ne zaman? Oku bakayım. 2. ayın 13. 13/2/2022. Bugün ayın kaçı? 17. Son kullanma tarihi üzerinden 4 gün geçmiş. Senin ifadene göre 7 gün önceden kalkması gerekiyor. Yani bu ürünün 10 gün önce bu raftan kalkmış olması gerekiyor. Neden burada? Gözden kaçmış başkanım. Nasıl gözden kaçıyor? Sistemden kontrol ediyoruz dediniz. Sistemden değil. Bu sistemde geldiğinde tarihi belli olmuyor. Peki siz nasıl kontrol ediyorsunuz? Biz ürünleri tek tek kontrol ediyoruz. Bu ürün gözden kaçıyor. Nasıl gözden kaçıyor? Şimdi birisi bunu aldı, yedi, zehirlendi. Ne olacak? Kim sorumlu? Biz. Hani kontrol ediyordunuz? Bu ürün gözden kaçmış başkanım. Hemen işlem yapalım buraya. Arkadaşlar. Anlaşıldı başkanım. Son kullanma tarihi 3 gün geçmiş mi? Anlaşıldı başkanım.